Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben ustanız İsa Aslan. Şu anda balans yapmaya başladık. Arkadaşlar tekeri söktük getirdik. Bu arada sıkı ve kaynamış bidonları sökmek gerçekten zordur. Eğer ki normalde anahtarla sökülmüyorsa ekstra başka işlemler gerekebilir. Onun için ekstra ücretler gerekebilir. Arkadaşlar makinamıza bağlıyoruz. Bu şekilde dengeli bir şekilde tekeri bağlamak gerekiyor. Balans ayarını yapacağımız tekerin jantın düzgün olması gerekiyor. Tel kırmış lastik, eğri jant sorun çıkaracaktır. Mümkünse jantı düzeltebiliriz. Lastikte sorun varsa lastiği değiştirmek gerekir arkadaşlar. Bunun için paranız yetiyorsa sıfır lastik, yetmiyorsa ikinci el lastik gördüğünüz gibi bulunuyor dükkanımızda. Lastikler test edilmiş durumdadır. Kullanılacak iyi vaziyette olduğu için tavsiye edebiliyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, balans ayarı neden bozulur? Çukurlara girmekten, kasislere girmekten, darbe görmesinden, kaldırımlara vurmaktan filan oldukça etkilenir tabii ki. Balans kullanım süresi boyunca hiçbir şey olmasa bile aşınmadan dolayı zaman içerisinde balans ayarı bozulur arkadaşlar. Onun için 5-6 bin kilometrede bir ayar yapılmasında fayda var. Rota ayarından farklı bir işlemdir bu. Görüldüğünüz gibi tekerlerin sökülüp bu şekilde ayarlanması gerekir. Veya şu arkamda bulunan seyyar makine var. Onunla yapılabilir. Daha çok eski model arabalara yapılır o. Arkadaşlar çünkü arıza ışığını yakacaktır. Yeni model araçlarda. Arıza ışığını halletme, söndürme meselesi bizde de var. Fakat ekstra ücrete tabidir. Değerli arkadaşlar bu sökülmüş vaziyette şu anda yaptığım gibi balans yapıldığı zaman tabii ki arıza ışığı vesaire yanmaz. Mükemmel bir balans olur. Kampanalarınızda dönen diğer parçalarda, akısta, diferansiyel sistemlerinde eğer balanssızlık varsa arkadaşlar onları da üzerinde balans yapmakta fayda olabilir. Değerli arkadaşlar, balans ayarını kontrol etmekte fayda var. Sıfır lastik takıldığı zaman, lastik sökme takma yapılıp değiştiği zaman, lastik janttan çıktığı zaman özellikle balans bozulur arkadaşlar. Teker komple aracın üzerinden sökülmesinden dolayı bozulmaz. Normalde dışarıda balansla yetinilmiş bir arabada bozulmaz. Ancak arkadaşlar eski model araçların kamyonet ve minibüslerin özellikle kampanalarında, disklerinde, akıslarında da balanssızlık olduğu için onlarda sökülmede balans değişebilir arkadaşlar. Araç üzerindeki sökülmede. Dolayısıyla yeniden balans ayarı yapılması gerekir. Arkadaşlar balans ayarı görüldüğü gibi zahmetli bir iştir. Yani arabanın üzerinden tekeri söküp buraya kaldırmak. Dolayısıyla lastiğin, tekerin ebatına göre ücret alıyoruz arkadaşlar. Yani teker başına en az balans bizde başlayan fiyat 25-30 liradan başlıyor. Teker büyüdükçe yukarı doğru çıkıyor arkadaşlar. Ağır olduğu için ve makineye bu ağırlık hem çalışan ustaya hem de makineye ekstra bir yük bindirmektedir. Etkilemektedir arkadaşlar sistemleri. Onun için arkadaşlar ücret yükselmektedir. Değerli arkadaşlar balansı yapıp arabanın üzerine takarken bidonları yalama yapmadan normalde kullandığımız el anahtarıyla takmayı tercih ediyoruz. Eğer ki sıkı gitmesi halinde de paslanmış ve çok sıkıysa elden çevirmek zorsa o zaman bidon tabancasını getirip kullanabiliyoruz. Ve en sonunda da tork anahtarıyla sıkıp kontrol ediyoruz arkadaşlar. Balans ayarlarınızı bize de getirirsiniz. Biz de yapabiliriz. Gördüğünüz gibi sıfır olması gerekiyor ekranda. Değerli arkadaşlar, balans ayarının da arada bir yapılmasında fayda var. Yalnız ön takım ve rot işlemlerinden sonra balans şart değildir arkadaşlar. Balans ayrı bir iştir, ayrı bir işlemdir. Bizde her işin ücreti ayrı hesaplanır arkadaşlar. İşin başında ücretleri konuşup anlaşmamız gerekir. WhatsApp, Bip, Facebook ve sosyal paylaşım yazılı mesajları tercih ediyoruz. Telefonla konuşarak da anlaşabiliriz arkadaşlar. Virüs tedbirlerine uyuyoruz. Allah'a emanet olun.